Helloy. Havanın hali. En sevdiğim hava. Başıma gel ha. Başıma gel ha. Gözüm görmüyor ya. Aşkım. Ya bana bir şey oldu. Aşkım gözümüz kör oldu. Ve bana bir şey oldu. Vallahi bana bir şey oldu. Durup dururken gözüm görmüyor. Böyleyim bir garibim. Neyse ay konuşacağım verme. Sabun bir yüzü mü yaptınız bana? Anyways. Şaka mı ya? Ay şaka mı ya? Bahtım açıldı. Kocam önümü de kapatınca bizi canlandım. Sen bu sakladın mı? Neyse. Aşkım TikTok'ta ben bu aralar ne gördüm biliyor musunuz? Mikaron hangi büyüyü kullanıyor diye bazı akımlar var garip. Böyle bir muhabbet dönüyor anlamış değilim. Nasıl anlatıyorum? Yani maşallah bunda geliyorsun bundan yüzden benim başıma bir şey geliyor. İşte Batu bana çiçek alıyor falan filan ya böyle bir şey oluyor bilmem ne kocam. Beni çok seviyor çünkü. İşte insanlar da diyor ki bu işte kaçıncı falan filan gibi muhabbet dönüyor. Her ilişkisi güzel gidiyor falan kafası. Öyle değil ama asla. Diyorlar ki bu sefer hangi büyüyü kullandın? Bana böyle şeyler sormaya başlar. Girin ama videoların altına. Arkadaşım dedi ki sabun büyüsü yapmışlar diyorlar. Nasıl yani dedim ben işte. Mikro'nun sabun büyüsünü kullanıyor diyorlar diyor. Kocam ne ben sana büyü ya? Mü yaptım? Ha? Yok. Ha kocam? Ama şey yapmış. Çok komik. Aslında komik değil ama aslında çok kötü bir durum. Yağmur yağdı halde barajın suyunun azalması şaka mı? Haberleri gördün mü? O baraj benim. Hiçbir şekilde bu arada eğleniyorum. Duru hiçbir şey olmayan insan olabilirim yani. Baraj bir haber yayınlamış işte. Şu kadar yağış yağdı. Barajlar 16.70 iken 15.20 oldu. Yağmur yağdı halde ama. Allah'ım. Barajı kapaklarını açık unutmuşlar. Ne? Barajı kapaklarını açmıyor. Biri demiş ki delik mi var altında? Ki biz diyor iyice diyor deliye vurduk diyor koca. Diyor ki iyice deli olduk diyor. Ben diyor ki ben sana deliydim. Sen geldin benimle beraber delirdin ya. Batı artık bana benziyor. Bazı konularda ben de ona benziyorum. Ben onun iyi huylarını alıyorum ama bu benim kötü huylarımla. Mesela Batu çok düzenli bir çocuktu. Pür böyle temiz. Ama benle yaşaya o da dağınıklığa alıştı. Her yeri ikimiz birden atıyoruz. Şimdi ben bu işi anlamadım. Vallahi eve gidin de bir görün. Eve gidin de bir görün. Ay Batu'nun annesi benim annem. Kusura bakmayın ama kocam bana temizlik yapmayı izin vermiyor anne. Anne kocam beni hiç bırakmıyor anne. Gerçekten Batu hep sürekli beni sıkıştırıyor. Tam temizlik yapacağım Batu geliyor bir şey istiyor ben. Gerçekten beni böyle ablalarım, annelerim, yaşındaki hanımefendiler görünce mutlu olunca işte beni sevdikleri o kadar belli oluyor ki o anı hissettiğimde utanıyorum böyle ama ben alıyorum böyle şey de yapamıyorum ama çok tatlı. Batu biliyordur. Batu diyorum çok utanıyorum. Lütfen beni saklı bir şey yapalım. Çok tatlısınız. Yani çok çok tatlılar. Beni görünce gözleri parlıyor. Çok mutlu oluyorum. Onun dışında inşallah bugün eniştenizden şimdi Batuş'la yılbaşı ağacımızı kuracağız. Biliyorsunuz ben geçen sene 2 metre mi 1,5 metre mi ne ağaç almışım tavana diye. Bir sürü üstler var. Kurup eksiklerim varsa eksiklerimi alacağım. Efsane bir yılbaşı evi yapmak istiyorum. Işıklar. Geçen sene biliyorsunuz evi şova kaldırmıştım. Bu sene de öyle olmasını temenni ediyorum. Sizden ricam bana sürekli şey yazın aşkım. Ben üşengeçlik yapmayayım. Ev yaptın mı? Ağacı düzdün mü? Bana sürekli yazın. Siz yazdıkça ben yapacak kafasında olurum hiç üşenmem. Bugün yapacağım diyorum kocam değil mi? Bugün yapacağız. Evet. Ama belli olmaz. Batu'yla gidip yapmaya değil. Ama siz benim böyle şey yaparsanız yaparım.